İslam dünyasının gücü birliktedir. Allah, Kur'an'da Müslümanlara birlik olmayı emretmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlardınız. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı. Ve siz, onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye. Allah, size ayetlerini böyle açıklar. Allah'ın bu emri gereğince, tüm dünya Müslümanlarının anlaşmazlıkları, kırgınlıkları bir kenara bırakıp birlik olmaları gerekmektedir. Bu, Müslümanlar üzerine açık bir farzdır. Ne var ki bugün İslam dünyasına bakıldığında ciddi bir bölünmüşlük görülmektedir. Bu bölünmüşlüğün neticesinde de Müslümanlar dünyanın dört bir yanında baskı altına alınmakta, Bosna Hersek'ten Cezayir'e, Mısır'dan Afganistan'a, Eritre'den Tunus'a, Tayland'dan Filipinlere zulüm görmekte ve yok edilmeye çalışılmaktadır. Ve hiç şüphe yok ki büyük İslam coğrafyasında akan her damla kandan, yıkılan her evden, şehit olan her masumdan, yaralanıp sakat kalan her mazlumdan, açlık ve sefalet içinde yaşayan her insandan yine Müslüman kardeşleri sorumludur. Yani bizler sorumluyuz. Onları zulüm ve esaretten kurtarmak bugün üzerimizdeki en büyük yükümlülüklerden biri. Peki ama ne kadarımız Pakistan'da, Keşmir'de, Patani'de, Burma'da, Doğu Türkistan'da yaşananlar hakkında yeterli bilgi sahibi acaba? Belki de çok azımız. Hatta birçoğumuz bu bölgelerin adını dahi bilmiyor olabilir. Belki de bu bölgelerdeki Müslüman kardeşlerinin muhatap oldukları zorlukların, çektikleri çilelerin, yaşadıkları baskıların, açlığın, yokluğun farkında bile değiller. Oysa unutulmamalıdır ki iman eden insan her duyduğundan, her gördüğünden sorumludur. Allah Kur'an'da Müslümanlara şöyle buyurmaktadır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bize katından bir veli, koruyucu sahip gönder. Bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz. Tüm dünya Müslümanlarını birliğe, beraberliğe, barış ve kardeşliğe davet etmek hepimizin görevidir. Şu açık bir gerçektir ki, eğer dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar bir araya gelse, esaret altındaki Müslümanların gördüğü baskı ve zulüm derhal son bulacaktır. İçinde bulunduğumuz zaman, gaflet içinde sessiz kalacağımız, umursuz davranacağımız zaman değildir. İçinde bulunduğumuz zaman birlik zamanıdır. İslam dünyasının bu birliği istemesi farzdır. Birlik istemeyen ayrılık istiyor demektir ki, ayrılığın İslam dünyasına hiçbir faydası yoktur. İslam dünyasının gücü ve menfaati yalnız ve yalnız birlik olmaktadır.